sen bir parça senin öğrettiklerin. Buna rağmen kendine zarar ve kime yarar sağlayamayacak şeyi öğreniyorsun. Başa bir ayet, yaratanların en güzelini bırakıp bu alemi tapıyorsunuz. Vay şeytan. Ayrıca hatırladığım başka bir ayet var. Şeytanın dedi, onların tümünü saptıracağım. Senin yolundan giderek. Benim için anlamı bu. Allah'ın yolu nedir? Yaratmak. Allah yaratamaz. Demek ki o da yaratıyor. Biz de yaratıyoruz. Arabalar, süsler. O işi yap derken bunu diyor. Yarat hayırlı şeyler. Hayırlı şeyleri yaratanlar Allah'ın insanlardır. Kötü şeyleri yaratanlar şeytanın insanlarıdır. Parazit çubuğu yaratanlar insanlara zararlı olan atomu olmasın falan filan bunlar şeytana uymuşlardır. Hayır işi yapanlar İnsan yararına bir şeyler yaratır. İnsan için zararlı şeyler yaratan şeytana uymuştur. Kötülük yaratmalar. Nedir zararlı şeyler insanlara? İyice düşün. Tüm kötülüklerin, kötü varlıkların kötü şeylerin yaratanı şeytan ve şeytan vasıtasıyla olanlardır ve iblislerdir. Bunu böylece bilir. Şeytanın başka bir özelliği de yüklerin efendisi. Öpeceklerin, pisliklerin efendisi. Bu şeyleri yaratanlar şeytana uymaktadır. Parazitler yapıyorlar ya. Laboratuvarda yeni yeni virüsler. Bunların hepsi şeytanın işidir. Bu şeyleri üretebilen varlıklar şeytanın işidir. Bunun yaratılan zararlı şeyleri insanlar ortadan kaldırdıkça biz geçmeyecektir. Yemet akacaktır. Allah'ın yolunu bulmuş olacağız. İyi yaratmak. Peki bu kötü yaratılan şeyleri Allah'a yükleyebilir miyiz? Tabii ki kötüyü şeytan vasıtasıyla şeytanı yarattığı için olabilir. Fakat o bizim düşmanımızdır. Yani düşmanı da yok etmeli olmalıyız. Ayetteki yerde gökte ne varsa Allah'ındır. Ya bunu doğru diyor yani. Allah karar yeri kılmıştır burayı. Kötü veya iyi yaratır. Kötüyü yaratan şeytan soyu ve kullarıdır. İyi yaratansa Allah'ın kullarıdır. Ona göre tarafımızı seçin. Dediğiniz zaman veya başka büyük varlığa yardım ettiğiniz zaman iyi bir şey yaratmış oluyorsun. Kötü bir yakın gelecekten kurtarmışsınız. Hayır işleri işlemek budur. Ve diğer yarattığımız şeyleri
çünkü yaratmışsındır. Kötü şeyleri yaratmışsındır. O şeytanın yoludur. Fakat bunları iyi anlayır. Kullanırsan Allah'ın yolunu bulmuşsundur. Yaptığın herhangi bir şey direkt veya indirekt bir insana zarar veriyorsa şimdi son kutsal olmamız işlerin secde etmesi gereken Allah'ın ruhunun içine üflediği zarar verecek bir şey yaptıysan veya işlediysen günah gidişindir. Şeytanın yoluna düşmüşsünüz. Onun için dikkat et. Bir insan zarar görmesin senin eylemlerinden, yaptıklarından, yarattıklarından. Peki kimler yaratabilir? Düşünülmesi gereken şey bu. Uçan şeyler. Dört ayaklı gezmişler. Diğer varlıkları yaratabilir miyim? Hayır, hiçbir şey yaratamam. Elleri yok. Parmakları yok. Bu kadar akılları yok. Yaratacak bir yaratan yaratabilecek bir zatiler. Bunu ancak insanlar, cinler, iblisler yapabilir. Şeytanın soyu, şeytanın uyanlar. Allah'ın kulları. Ancak bunlar yarattı.